arkadaşlar. Söylediğim uzun havadan da anlaşılacağı üzere şarkı söyleme tekniklerinde Türk halk müziği vokal tekniğini inceliyoruz. Bu video serisinde şarkı söyleme ve vokal teknikleri üzerine her tarzı inceliyoruz ve bu videoda da Türk halk müziği vokal tarzını inceleyeceğiz. Bu tarzın özelliklerini anlatabilmem üzere seçtiğim iki tane eser var. Bir tanesi Yavru Yavru Huma Kuşu ve diğeri Osman'ımın Mendili olacak ve bu eserler üzerinden vokal tekniği sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsan hızlıca başlıyorum. Söyleyeceğiniz uzun hava ya da kırık hava, yani türkünün sözlerini muhakkak şiir şeklinde, sesli bir şekilde okuyun. Böylece artikülasyonunuz ve telaffuzunuzu kendiniz öncesinde duyarak temizlemiş ve sağlam hale getirmiş olursunuz. Türk halk müziği eserlerinin genellikle notaları bulunur. Söyleyeceğimiz Osman'ımın Mendili adlı türkünün notası var ve videonun açıklama bölümüne link olarak ekleyeceğim. Fakat söyleyeceğimiz uzun havanın ne yazık ki notaları yok. Genellikle uzun hava notaları özel arşivlerde bulunur ya da kişiler kendileri uzun havaları notaya alarak kendi arşivlerine eklerler. Bu sebepten dolayı uzun havamızın notası yok. Ama sizler muhakkak söz olarak bir kağıdın üzerine yazın ki alacağımız notları üzerine geçirebilin. Hatırlatmalarınızı ekleyin ve aynı şekilde notanın üzerine de koyacağımız nefes yerleri, glissandolar, işte legatolar, bunların hepsini işaretlemek için notayı elde etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi türkülerin içerisindeki hançere tekniğini ve motifleri temizliğe temizliğe bol bol çalışarak devam edelim. Türk halk müziği vokal tekniğinde gırtlak çarpmaları, yani hançere tekniği oldukça önemlidir. Çünkü yörenin kendine has özellikleri belli olur böylece. Türk halk müziğinde üçlemeler ve dörtlemeler şeklinde vibratolar yapmak oldukça önemli bir vokal teknik özelliktir. Özellikle uzun havalardaki uzun vokalleri süsleyebilmek, tabii ki kırık havalar, yani diğer adıyla aslında türkülerde de kullanılan önemli vokal bir teknik özelliktir. Şimdi size türkünün üzerinde bunu uygulama olarak göstermek istiyorum. Yavru Yavru Huma Kuşu adlı uzun havanın içerisindeki vokali ilk önce dümdüz tutacağım. Daha sonrasında dörtleme vibratolar şeklinde süsleyeceğim. Arasındaki farkı bir kez sizde duyun istiyorum. Yavru Yavru düz hali. Önce üçlemeli halini göstereceğim. Yavru yavru. Şimdi dörtlemeli halini göstereceğim. Yavru yavru. Bu uzun hava formunda dörtleme vibratolar oldukça sık kullanılıyor. O yüzden şimdi vokali uzatırken dörtlemelerle süsleyeceğim. Yavru yavru. Şimdi gelelim bu motiflerin içerisine, yani dörtlemelerin içerisine hançere çarpması eklemeye. Keza söylediğim uzun havanın yöresinde zaten bu tavır oldukça önemli. Yavru yavru. Bu gırtlak çarpmasını, gırtlağımı gerçekten çarpma halinde kullanıyorum. Yukarı doğru gırtlağım hızlı bir şekilde, sanki bir tümsekten araba geçerken böyle yaparız ya, aynı onun gibi şeklinde çarpıyorum ve bunu iyi vokali uzarken yapmaya devam ediyorum. Keza halk müziğiyle ilgilenenler de bu tavrı çok yakından tanıyordur. Bir kez daha yapalım, hem de tekrar etmiş oluruz. Yavru yavru. Söylerken bu tarz çarpmalar, gırtlak tekniği, süslemeler, vibratoların bir sınırlaması yoktur. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Tabii ki verdiği tavrı, uzun havanın tavrını bozmadan. Ayrıca Türk halk müziğinde güçlü ve güçsüzün yer değiştirmesiyle oluşan müzikal bir yapı vardır. Buna senkop denir. Şimdi size bu senkopu türkü üzerinde göstermek istiyorum. Osman'ımın mendili. Kelimesinde mendi, yani güçsüz, güçlü, güçsüz yapısı var. Buradaki senkobu uygularken işte içerisine üçlemeler, dörtlemeler şeklinde iyi süslüyoruz. Şimdi biraz önceki öğrendiğimiz, yaptığımız dörtlemeyi, üçlemeleri, yani vibrato serisini buraya mendi kelimesinin içine oturtacağız ve böylece bir yandan da hançerimizle aslında süslemiş olacağız türküyü. Osman'ımın mendili.
hatırlarsanız mendi. Düz değil, mendi, mendi. Bu tarz dörtlemelerle süsleyerek her vokalin içerisini doldurarak tarzın gerekliliğini vermeye çalışıyoruz. Ayrıca halk müziğinde belli motif kalıplar vardır. Osmanlı'nın Mendili adlı türkünün bir bölümünde bu kalıbı çok rahat bir şekilde hem notada da hem de icrada da duyabiliriz. Osmanlı'ma gıydılar, tam gıydılar hecesinde gıydılar. Burası düz haliydi. Yani gıydılar. Bunu ufak gırtlak çarpmalarıyla süsleyerek halk müziğinin tavrını vermeye çalışacağım. Gıydılar. Lar. Sürekli gırtlağım biraz önceki yaptığımız aslında teknikteki gibi ufak ufak çarpıyor. Burada çok fazla kuvvetli bir çarpış yok. Yani uzun hava örneğindeki verdiğim gibi sert bir çarpış yok. Biraz daha yumuşak bir çarpış var. Çünkü bu bir Zeybek ve Ege yöresine ait. Ve bu tavrı verebilmek için daha yumuşak bir gırtlak çarpması, hançere tekniği kullanıyorum. Bir kez daha yapalım hadi. Daha temiz olsun. Gıydılar gece yarısı. Aynı şekilde yine türkünün ikinci dönüşünde de daha benzer ama daha yukarıdan, daha dik bir inişten gelen bir motif daha var. Burayı da çalışalım. Osmanım, Osmanım, nım, nım. Şimdi düzü şu şekilde. Nım, nım. Son kez bir daha yapalım. Çarpıyorum. Nım. Bir daha yapalım. Nım. İlk notayı da çarparak geleceğim. Nım. 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 Devamını da söyleyelim. Osmanım, Osmanım, Zeybek Osmanım. Çok önemli bir halk müziği motifi var. Burayı da bir kere seslendirmek istiyorum. Osmanıma, Osmanıma, ma, 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 ma. En kolay hali ma, ma, ma. Hızlanınca ma, ma. Osmanıma gıydılar. Yine aynı iniş burada da var. La. Süslü hali lar, 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 gece yarısı diye türkünün kararına gelmiş oluyoruz. Şimdi aynı tekniği uzun hava söylerken de uygulamaya çalışalım. Nerelerde çarpma yapacağız, nerelerde vibrato yapacağız, nerelerde daha sert hançere tekniği kullanacağız. Bir kez Huma Kuşu uzun havasında da söyleyelim. Yavri yavri. Konuşur gibi zaten farkındaysanız. Huma kuşu yükseklerden. Gelelim seslenir bölümüne. Çünkü burada uzun bir cümle boyunca yine vibrato ve hançere çarpması gelecek. Bir kez buraya çalışalım. Seslen. Burayı bir kez çözümleyelim arkadaşlar. Çok daha temiz olur. Seslen. Buraya vibrato geldi. Dörtlemeler şeklinde. Sesli. Gırtlak çarpmaları geldi. İsterseniz hızlı yapın. İsterseniz biraz daha zamana yayın. Hızlı halini göstermek istiyorum. Sesli. Şeklinde hızlandırabilirsiniz. Devamını da getirelim kelimenin. Bitirmiş olalım cümlemizi. Sesli. Melodiye hakimseniz
zaten bunu çok rahat bir şekilde oturtabilirsiniz. Evet arkadaşlar, farkındaysanız halk müziğinde hançere tekniği, vibrato ve vokalleri temiz kullanmak oldukça önemli bir vokal teknik özellik. Lütfen sizler de eğer halk müziği söylüyorsanız bu özelliklere dikkat edin. Türk halk müziği eserleri modern şan tekniğiyle söylenir. Kıvrak gırtlak hareketleri, sert hançere çarpmaları, süslü vibratolar, ağdalı cümleler, uzun uzun glissandolu bağlar, glissandolu inişler ve glissandolu çıkışlar, legato bağlar oldukça önemli bir teknik özelliktir. Türk halk müziği demek tavır demektir. O yüzden her yörenin tavrını, ağız özelliklerini, şive özelliklerini, gırtlak özelliklerini verebilmek o türküye o vokal tarzını katabilmekle oldukça yakından ilişkilidir. Türk halk müziği genel sound olarak yüksek bir müzik değildir. Orta seviyede bir müzik soundu vardır. Bu durumdan etkilenen halk müziği söyleyenler seslerini ağırlıklı göğüs sesi olarak kullanarak ve de mix ses kullanarak icralarına devam etmişlerdir. Hatta öyle ki erkek vokallerde çok fazla kafa sesi kullanılmaz. Fakat kadın vokaller eğer geniş aralıklı bir türkü söylüyorsa kafa sesi kullanılsa da çok da hoşlanılmayan bir durum oluşmaktadır. Çünkü Türk halk müziği göğüs sesiyle söylenir ya da söylenmelidir diye bir algı vardır. Fakat son yıllarda halk müziği söyleyen kadın ve erkek vokaller kafa sesini, hatta light mix dediğimiz kafayla mix tonunu karıştırarak daha fazla geniş türkülerde seslerini kullanmaya devam etmişlerdir ve ben de aynı şekilde uygulamaya çalışıyorum. %100 göğüs sesimi kullanmıyorum. Daha fazla light mix, hatta mümkünse mix ses kullanmaya çalışıyorum ki halk müziğinin o dinamiğini verebilirim. Halk müziğinde eserin tavrına göre, eserin yöresine göre kesinlikle lirik, yani duygusal ve yumuşak, ya da dramatik, yani etkileyici ve çarpıcı söyleme tavrı ve sesi kullanış tavrı da her parçaya göre, her esere göre değişmektedir. Öyleyse şimdi Osman'ın Mum Mendili adlı türküyü baştan sona bir kez seslendirmek ve türkünün içerisindeki yaptığım vokal tekniği, yani nerede kafa sesi söyledim, nerede mix ses söyledim, bu gibi analizleri birlikte çalışalım. Osman'ın Mum Mendili samanda sarısı, of of. Evet arkadaşlar, ben burada yoğun olarak bir mix ses kullandım. Sizlere de tavsiyem, şu an kullandığım ton C. C üzerinden ya da La üzerinden söylüyorsanız lütfen göğüs sesi yerine mix ses kullanmaya çalışın. Kafa sesinize geçmemenizi aslında tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir zeybek olduğu için türkünün tavrını daha güzel verebilmek için kafa sesini kullanmayı çok da tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki teknik şu an izin vermiyorsa neden olmasın? Tabii ki zamanla mix ses geliştikçe de ikisini harmanlayabilirsiniz. Osman'ıma gıydılar gece yarısı. Evet, bu cümlede de mix ses başladım ve gece yarısı derken göğüs sesine geri döndüm. İki rengi birbirine karıştırarak daha homojen bir ses kullanmaya çalıştım ki tizlerde farklı duyulmayayım, peslerde daha güçlü duyulmayayım. Yani iki renk arasında fark oluşmamasına dikkat ettim. Osman'ıma gıydılar gece yarısı. Evet arkadaşlar, cümlenin sonuna doğru da giderken, türkünün sonuna doğru ilerlerken göğüs sesimi ağırlıklı kullandım ve göğüs sesini çok boğmadan daha net, parlak bir göğüs sesi kullanmaya çalıştım. Şarkının yani türkünün genelinde mix ve göğüs sesi kullanarak türküyü icra ettim. Tabii ki kişinin tekniğine göre bu durum değişecektir ama benim tavsiyem mix ses kullanmanızdan yana. Arkadaşlar, Türk halk müziği söylüyorsanız seçtiğiniz ton çok önemli. Lütfen hangi işte parçayı söylüyorsanız kendi tonunuzu bulmaya çalışın. Şöyle ki, eğer söylediğiniz eser çok geniş bir eserse, mesela Osman'ın Mum Mendili 1,5 oktavlık bir türkü. Ben bunu si karar söyledim. Ama Huma Kuşu küçük bir türkü. Yani uzun hava. O yüzden do diyez kararda bitirdim uzun havamızı. O yüzden burada kişinin seçtiği ton kesinlikle
hem tekniğe göre hem de kadın ya da erkek vokal olmaya göre değişecektir. Bu noktada sizin kendi tonunuzu bulmanızda fayda var. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın.